Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Ocak depreminde hasar alan ve yerine hayırsever iş adamı Nihat Özdemir tarafından yapılan Limak Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer beraberinde Elazığ Valisi Doktor Ömer Turaman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'la birlikte 24 Ocak depreminde hasar alan ve hayırsever iş adamı Nihat Özdemir tarafından yapılan 24 derslikli okul açılışına katıldı. Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir yaşanan depremden sonra devlet ve milletin el ele vererek yaraları sardığını anımsattı. Özdemir, Elazığlıların yaralarının sarılmasına destek olmak istediklerini söyledi. Bizler de Limak grubu olarak Elazığlıların yaralarını biraz olsun sarmak için kollarımızı sıvadık. Vatanımızın hiçbir köşesinde evlatlarımız eğitim hakkından mahrum kalmasın istedik. Ve bugün 24 derslikli etüt odası ve kütüphanesi bulunan bu güzel okulu içinde okuyacak 830 öğrencimize Elazığ'a ve milli eğitim sistemimize armağan etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek hayırsever iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanımızın ivedi talimatlarıyla ilimizde hızlı bir şekilde 25 bin konutun inşasına başlandı. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada binlerce konutumuzun hak sahiplerine teslimatı yapıldı ve bunlar yapılırken bir yandan da çocuklarımızın eğitim alacakları okullarımızın güçlendirme çalışması yapıldı ve bir yandan da yeni okullarımızın inşası başlandı. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada 15 okulumuzun bitmiş olması, bunların birçoğunun hayırseverler tarafından yapılması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün açmış olduğumuz Limak Yönetim Kurulu Başkanımızın ilimize kazandırmış olduğu bu okulun ilimize, gençlerimize, milli eğitim camiasına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da şehir olarak depremin izlerini silmek istediklerini belirterek Elazığ eğitimde daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini kaydetti. Biz şehir olarak depremin izlerini artık şehrimizden silmek istiyoruz. Elazığ artık eğitimde dereceler alarak Türkiye'de, bölgede en iyi okulların olduğu, çevre ve şehircilikte park ve bahçeleriyle çok iyi binaların, güvenli binaların olduğu ve artık deprem korkusu yaşamayan, deprem izleri taşımayan bir şehir olmasını istiyoruz. AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, Elazığ'daki eğitim kalitesinin yeni okullarla birlikte artacağını belirtti. Rakamları söylemek çok kolay. İşte Sayın Bakanım ifade etti, 1 milyar 300 milyon civarında bir yatırım. Yani 300 milyonluk yatırım birden 1 milyar 300 milyona çıktı. Yani kısa günün karı 1 milyar. Eskinin tabiriyle 1 katrilyon. Eskiden 1 milyar için ülkeler savaşa giriyordu, onu söyleyeyim. Ama bugün Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, böyle güçlü bir lider önderliğinde kurulmuş olan güçlü bir hükümet, güçlü bir temsilci ve onun bakanlığı sadece Elazığ'a 1 milyar TL'lik kısa günün karı yatırım yapabiliyor. Bundan dolayı da hem Cumhurbaşkanımıza hem sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ticaretin en karlı olanı, evet, hayır işine yapılanıdır. Ben Nihat abinin iyi bir tüccar olduğunu biliyordum zaten. Bugün de sağ olsun hem Elazığ'da eğitim kalitesini yükseltecek, hem de eğitim görmüş olan çocuklarımızın standartını yükseltecek bir yatırım yaptı. Bundan dolayı da kendine, muhterem rahmetli hanımefendilerine de buradan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Elazığ'ın eğitim şuurunun yüksek olduğunu belirten Elazığ Valisi Doktor Ömer Turaman da açılan okulun hayırlı olmasını diledi. İnşallah
depremden dolayı meydana gelen fiziksel manadaki hasarları gidererek eğitimin niteliğini artırmaya dönük gayret sarf ederek Elazığlı öğrencilerimizin layık oldukları eğitim ortamına kavuşmalarına talimatlarınız doğrultusunda çalışacağız. Bunu ifade etmek isterim. Bugün hakikaten Elazığ'ın önemli problemi olarak gözüken konulardaki çözümünüz bizi güçlendirdi. Bize inşallah bu talimatlarınız doğrultusunda hızlı bir şekilde bu eksikleri tamamlayarak biz de vazifemizi yerine getirmeye çalışacağız. Ben açılışını yaptığımız okulumuzun ilimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Tekrar hayırsever iş insanına teşekkür ediyor. Zatenize şükranlarımızı ediyorum. Türkiye'nin son 19 yılda eğitim seferberliğine tanıklık ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde gelinen noktayı anlattı. 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar vatandaşların çocuklarının eğitime erişimini artırmak için inanılmaz yatırımlar yapıldı. Tüm eğitim sistemindeki derslik sayısı 200-300 binken bugün 855 bin dersliğin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 5 yaştaki okullaşma oranı 2000'li yıllarda %14 iken bugün %90'a ulaştı. Orta öğretimdeki okullaşma oranı %44'ler seviyesindeyken bugün %90'lara ulaştı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı %14'ler seviyesindeyken bugün %45'ler seviyesinden bahsediyoruz. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kadın yöneticilerinin artacağını kaydetti. Bu kadar %59 kadın öğretmenin yer aldığı bir eğitim sisteminde artık kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak boynumuzun borcudur. İnşallah 81 ilimizde mutlaka il müdür yardımcılarından bir tanesini kadın öğretmenlerimizden yapacağız. Okul müdürleri, şube müdürlerinde de aynı yaklaşımı ve kadınlarımızın eğitimdeki, yönetimdeki temsiliyetlerini artıracağız. Ve tüm yatırımlarımızla birlikte inşallah çocuklarımız çok daha iyi imkanlarla, donanımlı, kütüphanesi, laboratuvarı olan ve Türkiye'nin neresine giderse gitsin aynı kalitede eğitim erişebileceği bir eğitim sistemiyle geleceğe doğru yürüyeceğiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iş adamı Nihat Özdemir'e kazandırdığı okul için teşekkür etti. Eğitim veren tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Burada eğitim alacak siz değerli öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum Nihat Bey'e. Böyle güzel bir okulu bizim Elazığ'ımıza, eğitim sistemimize kattıkları için. Konuşmaların ardından 24 derslikli okulun açılışı duayla yapıldı. Allah'ım açılışını yapmış olduğumuz bu okulumuzu milletimize, ilimize, devletimize hayırlara vesile kıl ya Rabbi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçekapı Köyü İlkokulu'nu da ziyaret etti. Bakan Özer, Bahçekapı İlkokulu'nda kütüphane açılışına katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit de eşlik etti. Nasıl, buradan memnun musunuz? Memnunuz.